AKP'nin içinde milliyetçi kanat diye ibare edilen kanadın başında bir isim var. Bu bir sır değil aslına bakarsanız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. MHP'ye daha yakın olan isimlerin kendini yakın hissettiği isim Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkileri arttırılıyor. Burası önemli. Belki bununla devam etmekte fayda var. Birlikte anlamlandırmaya çalışıyoruz olup biteni. Lütfen mesajlarınızda siz de yardımcı olun. Evet kullanılan dil çok önemli. Haşere ve temizlik ifadelerinden rencide olduğunu, alındığını, çok rahatsız olduğunu söyleyen izleyicilerimiz de dünden beri mesaj gönderiyorlar ki haksız değiller elbette. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şöyle bir yetki veriliyor efendim. Dernek ve dernek üyeleri hakkında yaptırımı bizzat İçişleri Bakanı uygulayabilecek. Dernek üyeleriyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir yetki veriliyor terörle mücadele kapsamında mal varlıklarını dondurabilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği takdirde. Bir başına mal varlığını donduruyorum, el koyuyorum diyebilecek. Bu iki yetki arttırımı Ankara'da günün tartışma konusu. Tırnaklarımızda kazıya kazıya Türkiye bu noktaya geldi. AKP'nin meclise sunduğu teklifin adı kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi. Kısaca terörün finansmanının önlenmesi hedefleniyor. Teklifin içeriğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkileri de artırılmak isteniyor. Teklife göre Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte soruşturma başlatılan dernek ve dernek üyeleri üzerinde yaptırım uygulayabilecek. Görevden uzaklaştırma ve geçici olarak kapatma bu yaptırımların en dikkat çekenleri. Bu çocukların hesabını vereceksin. Teklife göre terörizmin finansmanı uyuşturucu kara para aklama suçlarından dolayı soruşturma başlatılan kişiler görevinden İçişleri Bakanı tarafından uzaklaştırılabilecek. Bu yeterli görülmezse İçişleri Bakanı derneği geçici olarak faaliyetinden alakoyabilecek. Mahkemeye başvurabilecek. Bu durumda mahkeme 48 saat içinde karar verecek. Cumhurbaşkanı da gerekli gördüğü hallerde devreye girebilecek. Değerlendirme komisyonu eğer bir kişi kuruluş ve organizasyonun teröre destek olduğunu tespit ederse Cumhurbaşkanı mal varlıklarının dondurulmasını ya da listeden çıkarılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne teklif edebilecek. Teklifle yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların denetlenmesine ilişkin kanunda da değişiklik yapılması öngörüldü. Denetimle görevlendirilen makamlar, kamu kurum ve kuruluşlarından banka hesabı da dahil bilgi ve belge isteyebilecek. Teklifle izinsiz yardım toplayanlara verilen para cezaları da arttırıldı. Yeni teklifle 5 binden 100 bin liraya, internet ortamında izinsiz yardım toplayanlara da 10 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilmesi öngörüldü.